Bu çok büyük bir mucize gerçekten. Çünkü kokuyu alabiliyoruz. Gözümüzle gördüğümüzü düşünüyoruz. Kulağımızla duyduğumuzu düşünüyoruz. Ama hepsi beynin içerisinde küçücük bir yerde meydana geliyor. O yere gidiyoruz, büyütüyoruz, içine bakıyoruz. Orada ne ışık var, ne renk var, ne ses var, ne koku var. Hiçbir şey yok. Fakat algıladığımız dünyaya bakıyoruz. Muazzam, yani renk sayısını gördüğümüz, seçebildiğimiz, gözümüzün seçtiği renk sayısını milyonlarla ifade edebiliriz. Çünkü evet 7 ana renk var, fakat bunların bütün o zeminde, yani daha altlarına inildikçe gözümüzün algılayabildiği renk sayısı muazzam, milyonlarla. Duyabildiğimiz ses sayısına bakıyoruz, milyonlarca. Kokusunu aldığımız ses, şeye bakıyoruz, malzemelere, binlerce. Yani Allah o küçücük yerde sesin, kokunun, görüntünün olmadığı o küçücük yerde öyle bir dünya yaratıyor ki, bir de bu dünyayı bize algılatıyor ve bundan zevk aldırıyor. Maşallah. İşte burada hocamızın anlattığı ana konu var ve bu çok çok önemli. Kardeşlerimizin bunu gerçekten kavraması, fark etmesi, Allah'ın yaratma sanatının nasıl olduğunun tam anlamıyla anlaşılabilmesi ve dünyanın gerçek mahiyetinin, maddenin aslında gerçek mahiyetini kavranması açısından çok önemli. Sesin, görüntünün ve kokunun, hissin, yani gerçek dokunma hissinin olmadığı bir yerde Allah birine, bir kişiye gözü olmadan, kulağı olmadan, burnu olmadan bir dünya algılatıyor ve bu dünyadan zevk aldırıyor. Bu kişinin gözü yok, üç boyutlu görüyor. Kulağı yok, stereo yayın duyuyor. Hiçbir şekilde burnu yok, fakat mükemmel enfes kokular duyuyor. Ve Allah işte ruhumuzda bize bunu algılatarak bir yandan bunu bize hissettirip zevk aldırıyor. İşte bu muazzamdır. O kişi, gözü olmayan kişi, altında bedenimiz de dahil olmak üzere bu görüntüyü sürekli seyrediyor. Başsız bir bedeni, maşallah, sürekli hareket halinde olan bir bedeni sürekli izliyor. Maşallah. Sürekli seyrediyor ve ona gösterilen her şeyden zevk alıyor. Sevinç yaşıyor. Yani sevdiği insanı gördüğünde gerçekten müthiş bir heyecan kaplıyor onu. Mesela hocamız giriyor içeriye, bir anda herkesin yüzünde Allah bir görüntü oluşturuyor, sevinç görüntüsü oluşturuyor. Yoksa yüz aynı şeyden, iki göz, bir burun, bir ağız, herkes de aynı ifade oluşuyor yüzde. O ifade işte beyindeki bir sinirin tetiklemesiyle, yüzdeki mimik kaslarının hareket etmesiyle oluşmuyor. Ruhun algıladığı o sevgiyle oluşuyor, sevinçle oluşuyor ve Allah o hissi fiziksel olarak da alametlerini gösterecek şekilde oluşturuyor. İşte bu çok önemli bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Ve hocamızın geçen gün okuduğu ayette de nefislerinizde ayetler vardır diyor Allah. Görmüyor musunuz diyor, dedi hocamız. Allah işte en önemli görmeye işaret ediyor orada Allah. Görmeye dikkat çekiyor ki gözü görmeden, gözü olmadan, bakın göz olmadan gören, üç boyutlu gören bir şey var. O kim? Bunun cevabını bize evrimcilerin, materyalistlerin vermesi gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde veremediler. Hala beynin, o içindeki proteinin, etin, suyun, yağın olduğu, evet, yerdeki noktalardan bize bahsediyorlar. Oradaki işte elektrik, o zaman kabloları birbirine nasıl çarpıyorlar, arabanın kontağını çalıştırıyorlar. Bunun gibi bir şey olarak bakıyorlar insanı. İnsan ruh sahibi bir varlıktır. Kontağın çalışması gibi kabloların birbirine elektrik bağlantısı yapmasıyla sevgi yaşanmaz. Ruhta yaşanıyor o sevgi ve onu yaratan da Allah ve bizi algılatan ve öğreten de Allah'tır inşallah.